Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Tanju Gürsu. Önceki gün tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti. Solunum yetmezliği nedeniyle önceki gün hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Tanju Gürsu yaşam mücadelesini maalesef kaybetti. 77 yaşındaki sanatçının dün saat 16 sularında öldüğü açıklandı. Daha önce geçirdiği bir kazada omuriliği incinen, ardından Alzheimer teşhisi konulan Tanju Gürsu bir süredir sanatçı yaşam evinde kalıyordu. Peki biliyor musun? Türkan Şoray'ın yanına Kadir İnanır'dan sonra en yakıştırdığım. Kesinlikle. Hatta bazen daha da yakıştırdığım bir isim. Kesinlikle. Ses tonuyla. Acayip. Diziyle, duruşuyla. Filmlerde mesela Bülbül Yuvası. Bayılırım. Yedi Kocalı Hürmüz filmine bayılırım. Şimdi evet. Aklıma gelmiyor. Sayısız. Evet. Bir sürü. Neydi onları bu kadar bize yakın kılan, bu kadar değerli kılan ve hala izledikçe ay deyip de vazgeçemediğimiz şeyler. Şimdi yeni bir şeyler yapılıyorsa dönüp eskilere baksınlar. Çünkü bir dönem eskilerle dalga geçmek modaydı. Hatta Türkan Şoray da söylemişti. O konuda biraz kırgınlığından bahsetmişti. Şimdikiler o ama kadar... Ama şöyle uyuma bak ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Şimdikiler o kadar şanslı ki yedikleri önünde, yemedikleri arkalarında... İnanılmaz rakamlar dönüyor. Bölüm başına 50-60 bin lira minimum kazanıyorlar. O zamanlarda öyle paralar yok. Tanju Gürsu 120'den fazla filmde rol almış. Türkan bir Şoray röportajında, 200'den fazla. Bir röportajında bahsediyor. Diyor ki 95 yılında böyle mi olacaktı diye bir dizide oynadım. Evet vardı. 200 bölüm sürdü. O diziden kazandığım para... Meslek hayatım boyunca kazandıklarımın iki katıydı. Düşünebiliyor musun? Bakar mısın? Yani ilk filminden şimdinin parasıyla 100 bin lira vermişler ilk filminden. Diyor ki o parayı diyor çeki diyor aldım diyor koştur koştur gidiyorum röportajında bahsediyor. Yanıma da diyor 30 tane arkadaşımı aldım ki diyor çalarlar bir şey olur yani falan işte. Düşünebiliyor musun? Çünkü şeyle alıyorlar ya nakit olarak veriyorlar. Çantada alıyorlar tabii. Ya öyle alıyorlar. Şimdi belki bir dönem fazla para kazanmadılar. Şimdikiler kadar lüks evler, arabalar, işte yardımcılar, menajerler, basın danışmanı orduları yoktu. Ama onların da şöyle bir şansı var. Bugün yapılan yapımlar yıllar sonra aynı zevkle izlenecek mi bilmiyoruz ama onların yaptığı işler kesinlikle. Hala içlerimizi titreterek bize izlettiriyorlar. Onların da kalıcılık gibi bir problemleri yok.